Antarktika. Dünyanın en soğuk, en kurak, en ücra kıtası. Kıta uzaklığı ve sıra dışı sıcaklıklarıyla dünyadaki başka hiçbir yere benzemez. Burada yaşayan hayvanlar, Antarktika'nın zorlu koşullarına kusursuz bir uyum sağlamıştır. Ama bu donmuş kıtada var olmak, bir canlı için her zaman sıra dışı bir durumdur. Hayatta kalma iradesinin ve yaşama devam etme gücünün en fazla görüldüğü yer Antarktika'dır. Bu donmuş ve tehlikeli kara parçasına yerleşmek, doğanın en iyi başarısı olabilir. Çünkü buradaki yaşam, imkansızlığın sınırında dolaşır. Vahşi Antarktika. Antarktika dünyanın en altında yer alır. Akıl almaz derecede sıra dışı koşullara sahip bir kara parçası. Yazın ortasında gece olmaz. Ve deniz hayvanları bu donmuş harikalar ülkesine ulaşmak için dünyanın diğer ucundan gelir. Kışın güneş batarken aylar boyunca görünmeyebilir. Hava sıcaklığı -89 dereceye kadar inebilir. Antarktika'da hayatta kalmak için bu olağanüstü topraklarda yaşayan hayvanlar kıtanın sıra dışı koşullarına göğüs germek üzere inanılmaz davranışlar geliştirmiştir. Ağustos. Antarktika'daki Ross Buz Tabakası'nda ilkbaharın başları. Bu penguenlerin kıştan sonra ilk şafağı görmesinden hemen önce. Sıcaklık -31 derece. Rüzgar yaklaşık 100 kilometre hızla esiyor. Neredeyse 3 aydır güneş hiç ufukta görünmedi. Pengueni ve küçük yavrusu rüzgarla soğuğa karşı birbirlerine sokuluyor. Yumurtalarının korunmasından sadece erkekler sorumlu ve yavrular çıkana kadar deniyorlar. Penguenlerin çoğu birbirlerini kollayıp sıcaklığı paylaşıyor. Bu yetişkinler yeni yaşamları dünyaya getirmek için dünyadaki çoğu hayvanın ölümüne neden olacak aylar süren koşullara dayandı. Yine de durumları gayet iyi. Kıtanın kalbinden gelen bir ilkbahar fırtınası, zaten tehlikeli olan koşulları dondurucu ve ölümcül hale getiriyor. Güçlü rüzgarlar yüzünden fırtınadaki sıcaklık çok daha düşük hissedilmekte. İnanılmaz ama bu kuşlar acımasız yaşam alanından faydalanmak için evrimleşmiştir. Bu koşullara eşsiz bir şekilde dayanabilirler. Ama Antarktika yılının en kötü kısmı bitmek üzere. Kıştan beri ilk defa güneş ufukta belirirken, Antarktika acımasız soğuk ve karanlığın hakim olduğu topraklardan, dünyanın en verimli vahşi alanlarından birine dönüşmek üzere. Güneş ışığı ilk gün bir saatten biraz uzun sürse de bu kutup bölgesindeki hayvanlara hayatın molasının bittiğini söylüyor. Ve delfoku burada bütün yıl yaşayan tek memelidir.
İlkbaharın gelişi bu dişinin hayatında önemli bir ana işaret eder. Getirirken, yüzmeye hazır hale gelene kadar onu buzun üzerinde haftalar boyunca koruyup besleyecek. Sonsuz gibi görünen katı bir buz örtüsüyle çevrili. Yavrusu hazır olduğunda avlanmak ve hava koşullarından korunmak için suya tek geri dönüş yolları buzdaki bir delik olacak. Antarktika'da su çabuk donar. Bu yüzden erkek ve delfokları buz deliklerinin donmasını engellemek için uğraşır. Delikleri dişleriyle tekrar tekrar kazırlar. Bu bir fedakarlık değil. Erkekler, yavrular sütten kesilip dişiler çiftleşmeye hazır olur olmaz onlarla yakınlaşmayı umuyor. Kış boyunca deniz buzu büyüyerek kıtanın yüzey alanını iki katına çıkardı. Ama güneş ışığının dönüşüyle Antarktika inanılmaz bir değişime girer. Kıtayı saran buz parçalanıp erimeye başlar. Antarktika'da yaşayan pek çok hayvan sürekli değişen buz sınırı boyunca göç eder. İlkbaharda buzlar parçalanırken sağlam buz örtüsü ve doğum yapacak güvenli yerler bulmak için güneye gelirler. Bu adeli penguenleri her zamanki üreme yerlerine dönmek için acele ediyor. Bir yıl içinde kış beslenme alanlarıyla yazlık yuva bölgeleri arasında yüzerek ve yürüyerek ortalama 13 bin kilometre kat ederler. Şu anda erkeklerin işi ortaya çıkmış birkaç kayalık alana ulaşmak. Çünkü buzda yuva yapamazlar. Penguenlerinin çoğu her yıl aynı yuva alanlarına ve eşlere geri döner. Bazı yuva alanları son 2000 yıldır her Antarktika yazında kullanılıyor. Bu ikili çiftleşmeye başlamadan önce ilişkilerinin iyi bir temele ihtiyacı var. Küçük taşlardan yapılmış bir temel. Adeli penguenleri taşları yuva yapmak için kullanır. Ama burada fazla küçük taş bulunmaz. Yani taş hırsızlığı çok yaygındır. Çifti yumurtalarını eriyen buzların sularından korumak için yuvasını yeterince yükseğe yapmalı. Yumurtalar geldiğinde yavruların çıkması 35 gün sürecek. Yapıp üremeyi umarken Antarktika'nın imparator penguenleri şimdiden yavrularını büyütmeye başlamış bile. Dişiler denizde aylar süren ziyaretlerinden dönmüş durumda.
Anne ve babalar şimdi buzun kenarındaki kolonilerinden 80 kilometre kadar yürüyerek birkaç günlüğüne suya gidiyor. Yavru tamamen büyüyene kadar iki ebeveyn de bu uzun yolculuğu yaklaşık 6 kere yapmak zorunda kalacak. Karada hantal olan imparator penguenleri suda kusursuz hareket eder. Uçamayan kuşlar olsalar da denizdeyken uçma yeteneklerinin hala DNA'larında olduğu belli oluyor. İmparator penguenleri küçük balıkları, kabukluları ve mürekkep balıklarını yer. Suyun altında 18 dakika kadar kalabilirken 500 metreyi aşan derinliklere dalabilirler. Başka hiçbir penguen bu kadar derine dalamaz. Bu imparator penguen grubu avlanma alanlarından dönmek için bir kesleme yol bulmuş. Onları donmuş kıyıdaki uzun yolculuktan kurtaran bir buz deliği. Antarktika'daki buz delikleri büyük talep görür. Bir yengeç yiyen fok, penguenleri buzun altında gizli geçitlerine kadar takip etmiş. Penguenler için bir tehdit değil. Ama buzdan okyanusa geçiş için bu nadir kapıyı paylaşmak istemeyebilir. Fok geçmelerine izin vermezse bu penguenler yeniden uzun yürüyüşlerle karşı karşıya kalabilir. Antarktika buzu artık kıtanın hayvanları için hikayenin ana karakteri olmaz. Artık hareket açık denizde ve dünyanın en büyük hayvanlarından bazılarına geçmiş durumda. Eylül. Kambur balinalar Antarktika'ya geliyor. Bu anne daha ılık olan tropik sularda doğum yapmak için geçen yazın sonunda Antarktika'dan ayrılmıştı. Şimdi yanında bir yavruyla güneydeki bu kıtaya dönüyor. 7 ay önce Antarktika'dan ayrılışından beri hiçbir şey yememiş olabilir ve şimdi beslenmesi gerek. Yaklaşan yaz aylarında devasa miktarda kril ve balık yemek zorunda. Neyse ki dünyadaki çok az deniz yazın Antarktika'yı çevreleyen sular kadar zengindir. İmparator penguenleri ve vedel foklarının buzda erkenden üremesinin sebebi de bu. Böylece yavruları yazın ortaya çıkan yiyecek bolluğundan en iyi şekilde faydalanmak için erkenden olgunlaşabilir. Antarktika'daki bütün hayvanlar yiyecek için denize bağımlıdır. Antarktika çıplak ve neredeyse hayat olmayan bir kara kütlesi gibiyken etrafındaki sular çok daha bereketlidir. Ve yazın verimliliğin zirve yaptığı dönemde dünyada canlıların en kalabalık olarak bulunduğu yerlerden birine dönüşür. Antarktika deniz tabanı çok az keşfedilmiş olsa da çeşitlilik ve zenginlik bakımından sadece tropikal resifler buraya geçebilir.
yüzen bir buzdağı bile gerisinde yiyecek bırakabilir. İlkbaharda buzdağları ana karadan koparken denize sürüklenir ve okyanus tabanını oyarlar. Yollarındaki her şeyi yerinden oynatıp ezerler. Geride ezilmiş deniz kestaneleri, anemonlar ve deniz yıldızlarından bir iz bırakırken bunlar leşçi hayvanlar için kolay bir yiyecek kaynağı olur. Yukarıdaki sularda sakallı penguenler de bir buzdağının geride bıraktığı izden faydalanıyor. Geç ilkbahar fırtınası buzdağlarını denize taşımak için çok iyi olsa da tehlikeli yüzme koşulları yaratıyor. Dalgalı deniz, sakallı penguenlerin en son endişe edeceği şey. Çünkü ilkbaharda Antarktika'ya gelenlerin peşinde kanlı bir yaz geçirmeyi uman ölümcül avcılar var. Antarktika etrafındaki sular hayatla dolarken büyük etoburlar da kaçınılmaz olarak toplanır. Leopar foku yakalayabileceği her şeyi avlamak için burada. Penguenleri izlerken onları buzun kenarında pusuya düşürmeyi umuyor. Yaşayan foklar kıyılar için gelmiş ve dünyanın en kalabalık nüfusa sahip fok türü de onlar. Antarktika onların uygun bir şekilde sayılması için fazla büyük. Boş ve keşfedilmemiş ama kıtada 7 ila 12 milyon kadar yengeç yiyen fok olduğu tahmin ediliyor. Bu da Antarktika'nın en üstün avcısı için zengin bir avlanma alanı demek. Orka, yani katil balina. Katil balina en büyük yunustur ve yunuslar kadar da zekidir. Antarktika'daki bazı katil balinalar buz etrafında avlanma konusunda uzmandır. Bir foku buzdan düşürmek için dalgalar yaratmak üzere bir araya gelirler. Vazgeçmiyorlar. Fokun yakalanması sadece an meselesi. Fırsatları ortaya çıkarken bu sadece başlangıç oluyor. Çünkü günler sonra güneş batmayı reddederken avlanma gece gündüz yapılan bir iş haline gelecek. Ekim. Yaz yaklaşırken güneş ışığı her gün 20 dakika daha uzun kalıyor. Ki gün batımı şafakla buluşup güneş hiç batmayana kadar.
Antarktika'nın bazı yerlerinde güneş neredeyse 4 ay daha hiç batmayacak. Antarktika'nın yaz beslenme çılgınlığında bu öğle vakti demek. Yosunlardan oluşan soğuk su salatası buzun altında yavaşça büyümüştü. Ama şimdi ilkbaharda büyüme hızlanıyor. Bu küçük karideslere benzeyen krill için bir cennet bahçesi. Kriller bütün kış buradaydı. Ama yazın gelişi ve deniz buzu altındaki yosunların büyümesiyle kriller gelişip çoğaldı. Ve toplam ağırlık olarak dünyanın en bol bulunan hayvan türü haline gelmiş olabilirler. Tek bir kril sürüsünün genişliği 2,5 kilometre karelik bir alanı kaplayabilirken, derinliği 200 metreye ve ağırlığı da on binlerce tona ulaşabilir. Bunlar temel taşı olan bir tür. Foklar, penguenler, balıklar ve balinalar. Antarktika'da neredeyse her hayvan hayatta kalmak için bir şekilde krillere bağımlı. ...30 binden fazla kambur balina yaz ziyafetleri için Antarktika'da toplandı. Antarktika'daki kril sürüleri ve balıklar muhtemelen bu devlerin bütün yıl yediği tek yiyecek. Geniş çenelerini açıp kril sürüleri arasına dalan bu kambur balina yaz ayları boyunca günde bir ton ya da daha fazla kril yiyebilir. Krilleri takip eden Antarktika ringaları da kambur balinalar için yemek oluyor. Bazı bölgelerde Antarktika ringaları balık nüfusunun %90 kadarını oluşturmakta. Sıkışık sürüler halinde toplanıyorlar. Kambur balinalar onları baloncuklarla sıkıştırmak için beraber çalışıyor. Balinalar baloncuk hattını izleyip derinden yükselirken ufalan daireler içinde yukarı yüzüyor. Ringa sürülerinin uzak durması gereken bir hava ağı yaratıyorlar. Balıklar ağın üzerlerine kapandığından habersiz, çok dar bir alana sıkışıyor. Ta ki dünyanın en büyük çenelerinden bazıları aynı anda ringa sürülerini yutana kadar. Devler için havayla oluşmuş bir ziyafet. Ringalar katil balinaları da çekiyor. Katil balinalar balıkları teker teker kovalayamaz. Onlar da kendi şaşırtıcı tekniklerini geliştirmiş. Katil balinalar sürüye hücum ederek ringaları bir arada tutmak zorunda. Ve sonra sırayla hamle yapıp kuyruklarını sürüye doğru savuruyorlar. Bu kuyruğun hızı saniyede 48 metreye, yani saatte 160 kilometreye ulaşabilir. Katil balinalar her bir kuyruk darbesiyle kendinden geçen ya da şaşırmış ondan fazla ringayı toplayabilir. Okyanustaki bu ani yiyecek artışı, imparator penguenleri ve yavrularının yaşamlarında önemli bir dönemle çakışır. İmparator pengueni yavrusu, kışın sonundan beri yiyecek için ebeveynlerine bağımlıydı. Ama şimdi yazın ortasında kendi başının çaresine bakma zamanı geliyor. Ailesi onu beslemeyi bırakmak zorunda. Böylece yıllık tüy değiştirme döneminde kendileri için yeterli balık yiyebilirler. Pek çok imparator pengueni yavrusu artık tek başına.
ama kanatlarının ucundaki siyahlık, yumuşak tüylerinin altında dalış tüylerinin büyüdüğünü ve kendi başlarına avlanabileceklerini gösteriyor. İlk dalışı yapmaya hepsi istekli değil. Ama sürekli değişken olan buz bazen onları zorluyor. Bir imparator penguen yavrusu ilk yüzüşünden sonra tüylerinin altındaki neredeyse yetişkin olmuş imparator pengueni açığa çıkmaya başlar. Yavrular ilk kez buzdan uzaklaşırken bu uzun bir yolculuğunda başlangıcı oluyor. 3 ila 4 yıl boyunca Antarktika'nın kuzeyindeki okyanusun derinliklerinde avlanacaklar. İnanılmaz ama bu kuşlar 4 yıllık yolculuklarından sonra aynı kıyıları bulma ve sonrasında üreyebilmek için doğum yerlerine ulaşma yeteneğine sahip. Çoğu imparator pengueni ebeveynlik sorumluluklarından kurtulmuşken Antarktika'daki diğer penguenler için yavrularını yetiştirecekleri zorlu süreç yeni başlıyor. Yavrularını yazın en uzun döneminde koruyup onlara bakıyorlar. Yavruların sürekli gözetime ihtiyacı var. Bu yüzden ebeveynler sırayla ava gidiyor. Etrafta korunmayan yavruların üzerine atlamak için hep hazır bekleyen korsan martılar var. Ama yumurtadan çıktıktan 4 hafta sonra yavru, ebeveynleri avlanmak için denize giderken diğerleriyle beraber bir kreşe bırakılacak kadar büyüyor. Bu adeli pengueni yavruları günde 300 gram kadar yemek yiyor. Bunu karşılamak üzere ebeveynleri uzun avlanma yolculuklarına çıkarken bazen yiyecek bulmak için 240 kilometre yol kat edebilirler. Her yolculuk onlar için risk demek. Buz ve deniz arasındaki sınır bu kuşlar için tehlike bölgesi. Yırtıcılar avlanmak için buraya gelip buzun altında pusuda bekliyor. Adeli penguenleri durumun farkında. Bu yüzden buzun kenarında gerginler. Bir katil balina sürüsü gelip sizi hedef aldığında bazen grubu başka bir yere taşımak daha mantıklı olur. Yaz biterken karanlık kısa süre sonra Antarktika'ya geri dönecek. Günler kısalıp geceler gittikçe uzarken Nisan'ın sonlarında Antarktika'nın büyük bölümünde güneşin hiç doğmadığı zamanlar başlayacak. Ocak. Kuru yerlerde bile Antarktika sakinleri yırtıcılara karşı güvende değil. Penguen kolonileri ve sürekli şişmanlayan yavruları korsan martıları çekmeye başlamış. Korsan martılar kanat açıklıkları 140 santime ulaşabilen büyük deniz kuşlarıdır. Fırsatçı avcılar olarak bulabildikleri hemen her şeyi avlar ya da leşçilik yaparlar. Kışın uzak kuzeyde yaşayıp balık avlarken penguenlerin üreme mevsiminde bazı korsan martılar diğer kuşları yakalayıp öldürmeye odaklanır. (Gülüyor)
ötesinde az riskle yakalanabilecek büyük bir yemek anlamına geliyorlar. Bazı korsan martı gruplarında penguen yavruları ve yumurtalar yaz diyetinin büyük kısmını oluşturur. Sonbaharda yaz güneşi batıp Antarktika'nın havası soğurken bedel fokları daha uzun sürelerle denize çekilmek zorunda kalır. Kadabatik olarak bilinen güçlü bir rüzgar kutup platosundan esmeye başlıyor. Antarktika'nın buz örtüsünün kalbinden gelen katabatik, Antarktika havasının çok önemli bir aktörüdür. Binlerce metre yüksekten gelip hızlanırken gittikçe soğur ve bütün kıtayı dondurucu kollarıyla sarar. Bedel foklarının fırtınadan kaçma vakti geldi. Ama uzağa gitmiyorlar. Buzdaki delikleri sayesinde dondurucu havadan geçici olarak kurtulup başka bir dünyaya girerler. Sonbaharda günde neredeyse 4 saati buzun üzerinde dinlenerek geçirirler. Ama kış gelirken buza yaptıkları ziyaretler azalır ve suda geçirdikleri zaman sonbahar döneminin 2 katına kadar çıkar. Çünkü Antarktika'da suyun altı en ılık yerdir. Yetişkin imparator penguenleri ve bedel fokları kış boyunca Antarktika kıyılarına yakın kalabilirken, diğer bütün büyük hayvanlar hayatta kalmak için kıtadan ayrılmaya hazırlanmak zorundadır. Sonbaharda Antarktika etrafındaki deniz buzu büyümeye başlar. Her gün ortalama olarak 46 bin kilometreden fazla genişler. Buzun kenarında beslenen adeli penguenleri için sürekli büyüyen buz örtüsüne ayak uydurmak üzere uzun bir yolculuk başlıyor. Bazıları buzun kenarına ve açık denize yakın olan kış beslenme yerlerine gitmek için bir haftadan uzun sürede neredeyse 8 bin kilometre boyunca yürür ve yüzer. Kışın geri kalanında denizde yüzen buzlar üzerinde ilerleyip beslenecekler. Yazın güneşli günleri biter ve gerçek anlamda yaşaması imkansız gibi görünen koşullar gelir. Ama Antarktika'nın iki simge türü bunlara dayanır. Nisan. Antarktika'nın asıl kıyısına yakın kalan tek penguen türü için hayvanlar aleminin en büyüleyici güç ve dayanıklılık gösterilerinden biri başlıyor. Diğer bütün kuşlar kuzeye dönüp denize giderken, İmparator penguenleri karanın içlerine gelip dünyanın en soğuk koşullarıyla yüzleşmek için yürüyüşe başlar. Tamamlaması günler sürebilen neredeyse 200 kilometrelik bir yolculuk yapacaklar. Üzerinde yürüdükleri yüzen buz, sürekli değişen bir çevre. Bu yüzden yolculuk rotası hiçbir zaman aynı olmayabilir. Ama varacakları yer hiç değişmez.
Doğdukları yer de buzun üzerinde. Ama burası o kadar katı ki asla hareket etmez ya da parçalanmaz. Çiftleşip üremek istiyorsa her imparator penguenlinin bu yolculuğu yapması gerekir. Kış mevsimi hızla yaklaşıyor. Bu yüzden imparator penguenlerinin özenli kur gösterilerini yapmak için çok az zamanı var. Ses çıkarıp boyunlarını sallarken birbirlerini taklit ediyorlar. Bu çiftleşme gösterilerinin bir parçası. Gagalarını gökyüzüne çevirip mağrur bir poz verdiklerinde başarılı olmuş gibilerdir. İmparator penguenleri zafer kazanmış heykeller gibi bu duruşlarını koruyup başarılı bir kur yapma gösterisi umar. Antarktika kıyıları yakınlarında kalan tek memeli türü artık Weddell fokları. Ama onlar bile buzun üzerindeki koşullardan uzak durmayı seçmiş. Antarktika'daki deniz suyu sıcaklığı asla -2 derecenin altına düşmezken, buz üzerindeki sıcaklık 25 derece daha az olabilir. Yani Weddell fokları için buzun altındaki dünya yukarıdaki havaya karşı bir sığınaktır. Ciğerlerini havayla doldurup bir su altı balonu gibi buzun altına yavaşça yapışırlar. Nefes aldıktan sonra her seferinde bir saat kadar dinlenip beslenirler. Güneş son kez batıp aylar boyunca bir daha görünmeyecekken, dişi imparator penguenleri tek birer yumurta yapıp onları karanlık kış gecelerinde baba penguenlerin bakımına emanet etti. Erkekler bu kuluçka alanında kalırken, dişiler kış aylarında beslenmek için okyanusa dönebiliyor. Erkekler için dişilerin ayrılışı genlerini devam ettirmek için verecekleri büyük çabanın başlangıcı demek. Antarktika kışının en sert dönemlerinde ayaklarında tek bir yumurta taşıyan her erkek sürekli karanlık içinde birbirlerine sokulup acımasız soğuk ve rüzgardan korunmak üzere vücut sıcaklıklarını paylaşacak. Hava sıcaklığı -45 dereceye inebilir ve rüzgar hızı da saatte 250 kilometreye çıkabilirken bu grubun içindeki sıcaklık da 21 derece kadar olabilir. Rüzgar eserken grup sürekli hareket eder. Yavaş yavaş dönüp nöbet değişimi gerçekleşir ve her bir penguen dışa geçerek kutup kışının en sert kısmıyla yüzleşmek zorunda kalır. Penguenler burada hayatta kalma sınırında gezerken, bu dönemde burası dünyanın yerleşilebilir bir parçası olmaktan çıkar. Ağustos. Antarktika'nın en uzun gecelerinde erkek penguenler yumurtalarını korur. Ama kış henüz bitmese de güneş ufkun ucunda yavaş yavaş belirip bu donmuş topraklara ışık verirken sonsuz karanlık sona erer. Erkek penguenler heyecanlı bir bekleşti. Bir imparator penguen yumurtasının çatlaması 75 gün kadar sürebilir. Yavru yumurtadan çıktığında babası 4 aydır hiçbir şey yememiş olur. Ve vücut ağırlığının neredeyse yarısını kaybetmiştir. Yeni doğan yavrunun karnı aç.
Yemek olmadan yaşayamaz. Neredeyse hiç rezervi kalmayan babası, yavrusunu ayakta tutmak için süte benzer bir sıvı üretir. Ama yardım yolda. Dişiler dönüyor. Kışın beslenerek şişmanlamışlar. Erkekler sevinçli. Ve birkaç bin öten kuşun içinde kendine özgü seslerini kullanan anne ve baba tekrar bir araya geliyor. Erkek penguen, dünyaya bir yavru getirmek için başka hiçbir canlının yaşamadığı fiziksel bir sınavdan sağ çıktı. Dişi, yavrusuyla ilk kez tanışmak için denizden buraya yaklaşık 200 kilometre yürüdü. Ve de onu alabilmek için. Bütün gücüyle Antarktika'ya dönerken bu yabancı topraklarda yaşam tekrar başlıyor. Hayvanların aylar süren gecenin içinde ve hiç batmayan güneşin aydınlattığı gökyüzü altında var olduğu bir dünya. Yaşam burada görkemli bir şekilde ilerlerken aşırı koşullara dayanır ve muhteşem bir yalıtılmışlığın içinde gelişir. Bunların hepsi zorlu koşullarda ortaya çıkmış doğa mucizeleri. Dünyanın başka hiçbir yerine benzemeyen sonsuz ve uzak bu topraklarda.